Bu videoda sizlerle erkeklerin vermiş olduğu 3 temel flört sinyalini işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet ee, güzel bir konu. Erkeklerin flört sinyalleri, flört tepkileri. Erkekler flört etme durumunda hangi temel belirtileri gösteriyorlar? Bir numaralı ipucumuz bir erkek bir kadını, karşısındaki kadını eğer hoş bulursa flört etme ihtiyacı hissederse o kadına direkt bakma ihtiyacı hissediyor. Direkt karşısına geçiyor ve bu şekilde kalıyor. Hatta bu bakışın süresi de normal bakışlara göre birazcık daha uzun sürüyor. Bu bir flört sinyaliyken kadın tarafından bu tepki maalesef tehdit olarak algılanıyor. Çünkü birinin karşısına geçip bu şekilde dik dik baktığımızda bu tepki çok da pozitif algılanmıyor. Dolayısıyla bir flört sinyali ama erkeklere tavsiyemiz eğer Böyle bir bakışta kendinizi yakalarsanız en azından bunu tebessümle bir miktar daha yumuşatabilirsiniz. Bir numaralı ipucu erkeklerin karşısındaki kişiye, e, flört ettikleri kadına, hanıma direkt bakma ihtiyacı hissetmeleri. İki numaralı ipucu. İki numaralı ipucumuz birazcık daha güçlü bir ipucu. İsterse 70 yaşında olsun bir erkek bir kadını hoş bulduğunda hemen yaka bölgesini düzeltme ihtiyacı hissediyor. D dostlar atlet giymiş olsun yine de bunu düzeltiyoruz. Fark etmez gömlek, kravat hemen burayı düzeltiyoruz. Daha dik görünme ihtiyacı hissediyoruz. Hayatında rol model aldığı insanları belki çocuklukta rol model aldığı babası, amcası, dayısı... Ya da bir sinema yıldızı rol model aldığı insanları taklit etme ihtiyacı hissederek güçlü görünme refleksini gösteriyor. Bunun için de özellikle yaka bölgesini, omuz bölgesini dik tutma ihtiyacı hissediyor. Eğer dikkatli gözlemlerseniz, kafelere giderseniz işte oradaki insanların, erkeklerin kadınlarla konuşurken ki tepkilerine şöyle dışarıdan bakarsanız dikkatli bakın erkekler daha iri görünür. Ellerini bellerini atmaya ihtiyacı hissederler. Arka ceplerini atarlar. Bulundukları alanı daha geniş tutmaya çalışırlar. Neden? Güce bir vurgu var aslında. Güçlü erkek rolünü oynamaya çalışıyor. Erkek flört durumunda. İki numaralı ipucumuz Boyun bölgesini düzeltme ve güçlü görünmeydi. Üçüncü ipucumuza geldik. Üçüncü ipucumuz gerçekten çok kritik bir ipucu. Erkekler flört durumunda, flört ettikleri kadına dokunma ihtiyacı hissediyorlar. Ve bunu yaparken anlamsızca dokunma refleksleri, refleksleri gösteriyorlar. Neler bunlar? İşte mesela bir kadın oturuyor canı sıkılmıştı da düşünüyor bir şeyler. Erkek geliyor diyor ki ne oldu diyor dokunuyor. İyi misin diyor dokunuyor. Evine yurduna bırakırken hadi hoşça kal diyor dokunuyor. Kadın bir espri yapıyor. Çok iyi bir espri değil belki. Böyle olmasına rağmen erkek aha diyor gülerken hemen dokunma ihtiyacı hissediyor. Altında yatan sebep ne? Neden erkekler flört durumunda kadınlara dokunma ihtiyacı hissediyorlar? Burası çok güzel bir bilgi. Şundan dolayı erkekler bölgesel yaklaşmaya çok meyillidir. Ne demek bölgesel yaklaşmak? Kendisine ait olan alanı koruma amaçlı o alandaki eşyalara, materyallere dokunma ihtiyacı hisseder. Örnek verelim. Benim bir arabam var. Benim arabamla fotoğraf çektireceğim ben. Siz karşıdan benim fotoğrafımı çekerken Erkeklerin neredeyse tamamı, neredeyse yüzde ya ayaklarını tekere koyma ihtiyacı hissediyorlar ya da arabanın üzerine tamponu dokunma ihtiyacı hissediyorlar. Neden bunu veriyoruz? Bu benim, bana ait mesajını vermeye çalışıyoruz bununla. Aynı mantıkla erkekler flört durumunda da bunu yapıyor. Kadınlara dokunarak kendi bölgesine çekmeye, bana ait olur musun mesajını bilinçsizce vermeye çalışıyor. Evet bu videoda sizlerle erkeklerin flört durumunda vermiş oldukları 3 tane ana mesajı, 3 tane ana sinyali işledik. Birincisi neydi? Direkt bakış dedik. İkincisi boyun bölgesini düzeltme ve daha dik görünme, güçlü görünme. Üçüncüsünde ise dokunma ihtiyacı. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte, birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın sevgiler.